Yılbaşında ne yapıyoruz? Evde yatıyoruz. Aynen, evde yatıyoruz. Yılbaşında ne yapıyorsun? Nasıl yani? Yılbaşında ne yapacaksın oğlum? Yani yılbaşı geliyor yani. Eğlence, meyleneceğim. Onda bir planım yok. Plan var mı? Ne yapıyoruz? Vallahi planlarımız var. Arkadaşlarımızla birlikte her zamanki gibi yılbaşı planımız var. Ama geçen sene gibi olursa çok sıkıntılı olur abi. Geçen sene ne oldu? Abi dedem, babaannem, amcam parti ihtiyare. Yani başka hiçbir şey yok. Aynı öyle olmamasını istiyorum bu sene. Yılbaşında ne yapmayı düşünüyorsun? Abi vallahi herhalde arkadaşlarla otururuz ya. Ya okey'e gideriz. Veyahut da beraber otururuz, hasbihal vesaire ederiz. Yılbaşında ne yapıyorsun? Oturacağım arkadaşlarla yani. Yeni yılda ne yapıyorsun? Planın ne? Abi yeni yılda ne yapacağız? Genellikle akrabalarla oturuyoruz evde. Başka yaptığımız bir şey yok yani. Arkadaşlarla geziyoruz akşamları. Sabahdır bu yani. Yılbaşı geldi malum. Teker teker soracağım. Üçünüze de. Yılbaşında ne yapıyorsun? Evde yatacağım. Evde yatış. Tamam. Sen? Abi yılbaşında arkadaşlarla toplanıp evde güzel bir şey yapmayı düşünüyoruz ya. Aynen abi, biz de beraberiz, takılacağız işte öyle. Ha, yılbaşında ne yapıyorsun kardeşim? Yılbaşında 3 tane planım var. Şimdi maddi durum el verirse, pederden para gelirse Ereğli'ye gideceğim. Bizim arkadaşlar orada, onlar bir ortam vuracaklar. Öyle takılacağız. Ama peder bize para yatmazsa parti ihtiyar abi. Babaannem, dedim. Bir şey keseriz, pasta keseriz. İşte her zamanki olduğu şey, klasik karapınar. Bir de karapınar alayım da abi. Klasik karapınar yılbaşı yani. Arkadaşlarla içeceğiz abi. Vallahi yalan değil, içeceğiz ama ayarlarlarsa. Yılbaşı geldi biliyorsun. Yılbaşında ne yapıyoruz? Salonda basacağım abi. Dörtte bir. Bak. Yüzü aldın mı? Tamam. Yüzü aldın mı? Tamam. Abi satışlar nasıl? Satışlar iyi. Beklediğimizin üstünde. Yani çok fazla alan var. Çok fazla talep var o zaman. Talep var. Zaten şu anda biletlerinde %75'i bitmiş durumda. %75'i bitmiş durum. Türkiye'nin %75'i bitti biletler. Bu biletler sana kalıyor değil mi? Bunlarda iade yok tabii. Biz bayiyiz. Eğer kalırsa oturup kendimiz bakacağız. Ne çıkarsa baktığımızda. Ama bugüne kadar hiç bilet kalmadı elimizde. Peki bunlardan kaldı. Bir tane kaldı abi. O da sana çıktı. Son dördü benim. Tamam abi. Sana çıktı. 400 milyon lira. Valla ne yaparım? Hayatımı güzelleştiririm herhalde. Yani ev alırım. Yazlık alırım. Arabamı alırım. 8-10 tane de daire alırım. Gayrimenkule yatırım, en akıllı yatırım bence o şimdi. Kirayla da geçinirim. Eyvallah abi. Bilet aldınız mı? Almadık çünkü hiçbir zaman çıkmıyor. Almadık. Peki bilet 400 milyon veriyormuş bu sene. 400 milyon Milli Piyango 400 milyon size verse ne yaparsınız? Araba alırım veya dükkan açarım. Kuaför dükkanımı açarım. İçime gelir. Sen ne yaparsın? Aynı fikir. Birinci dükkan açmak, ikinci araba almak. Ortak olduğumuz şu anda. Peki 400 milyon lira veriyormuş bu sene Milli Piyango. Milli Piyango bu 400 milyonu sana verse ne yaparsın? Yatırım yaparım abi. Ne alırsın mesela anne, yatırım, ev, araba falan gibi mi yoksa? Direkt halı saha açarım abi. Halı saha açarsın. O nasıl yatırım lan? Çok iyi para var halı sahada ya. İşte doğru diyorum valla, temiz para. Şimdi ikisinden biri. Halı saha yanına PlayStation çok temiz olur aslında. 400 milyon ama bitmez ki zaten. Aynen. 400 milyon lira veriyormuş bu sene. Bu 400 milyon sana çıksa ne yaparsın? Bana çıksa ne yaparım? Abi hayalimde ne var? Ege Denizi tarafından bir ada satın alıp böyle kendime ait bir döşemek, böyle müthiş bir şekilde. 400 milyon zaten abi, para bol. Çok da yetmeyebilir de yetti diyelim. Yerle yeter bana yani böyle 10 kilometrelik, 5 kilometrelik. Milli Piyango bileti bu sene 400 milyon lira veriyormuş. Sana çıksa ne yaparsın? Hiç düşünmedim abi. Oğlum halı saha aç bak, o halı saha aç. Abi ben de PlayStation açarım şöyle. Kafalar aynı, yemin olsun var ya. Doğru diyorsun, evet. Yani çok güzel para var, temiz parası var. 400 milyon sana çıksa ne yaparsın? Abi 400 milyon bana çıksa önce o para için dostluk yapanları önce şöyle bir konuşurum. Lan kahpeler, bugüne kadar para için dostluk yaptınız, bundan sonra hiçbirinizi hatırlamam derim abi. Önlerine hepsine parayı atarım. Alın parasını, köpeğiniz olsun derim. İki, ne yaparım abi? Hayalim olan çok güzel abi, Muğla Bodrum'da bir villa yaptırırım abi kendime. Dağın başında. Yamaç paraşütçülüğü, öyle tesisler kurarım abi. Bilet çıktı. Ne yaparsın? 400 milyon lira. 400 milyon lira. Sırayla başlayacağım. Yine buradan başlayacağım. 400 milyon lira çıktı. Ne yaparsın? Ne yaparız? Dolaşırız her yerde. Nasıl la? Abi ben ilk önce birazını yatırım yaparım. Ya geri dönüş yapsın. Diğer para biter yani sonuçta. Ya bir yatırım yapar, bir yerlere gideriz. Yani Konya'yı terk ederim ilk başta, başka bir yerlere, yurt dışına falan. Güzel ev ya, güzel hayat böyle. Aynen abi, cıvırlarla gezeceğim, bir şeyler yapacağım. Takılacağız yani. Vallahi abi bir ev, araba, böyle yatırımlar yaparız. Ondan sonra buradan Bodrum, Antalya gezeriz abi. 400 milyon lira niye Bodrum'a gitmez ya? Nereye gidelim? Oğlum Avrupa'ya falan git. Ha onları o zaman düşünürüz abi. Sana çıktı, ne yaparsın o parayı? 400 milyon. Abim resmen hiç bir arada görmedim o parayı. Şimdi ama böyle bir şey olursa direkt olarak hattımı değiştiririm. Pis fakirler. Mantıklı değil mi abi? Önce hattımı değiştiririm, sonra işimi kurarım falan. Konya'dan alırım yarısını falan. Direkt yatırımcı hesabı düşün. Şimdi parayı döndürmek lazım. Tek sefer yatırdım. Diyelim ki harcadım. Para bitti, ne olacak? Ama dönerse sürekli harcadım. Helal. Aferin lan, vallahi iyi düşünün ha. Bilet aldın mı? Abi bilet, şimdi dedim ki bilet 400 lira mıydı? Abi 400 lira dedim, ben buna vodka alırım. Değmez dedim. Bana çıkmayacağı da belli zaten abi. Bu hayatta hiç şansım olmadı benim bugüne kadar. 400 milyon veriyormuş piyango. Bu piyango 400 milyon sana çıksa ne yapardın? Abi bu piyango bana çıksa
anladığıma her şeyi yapardım. Şimdi abi önce ne yapardım biliyor musun? Benim bir hayalim var. Bir futbol tesisi açardım. Ama böyle A'dan Z'ye 200-300 milyon ben oraya yatırırdım. Peki dünyadaki en iyi tesislerden biri olurdu. Futbolcu yetiştirirdim abi. Vallahi futbolcu yetiştirdim. Kalan parayı da ezerdim abi, ne yapayım? Onun bunun borcunu öderdim. Bir de zaten aramayan akrabalarım gelecek, diyecek ki bize 10 milyon şurada borç var, burada borç var. Zaten bir 50-60 milyon oraya dağıtırım. Para biter abi, bize kalmaz. Bir de şöyle bir şey var. Hani bu piyango olan insanlara şey oluyormuş. İşte sağda solda böyle parası kalmıyormuş. İşte başına gelmeyen kalmıyormuş. O parayı ben elden çıkartmaya çalışırdım. Ya da dedeye basardım. 500'lük satarsa oradan da yolumuzu bulurduk abi. Ayarı verirdik yani. Birisi dedi ki benim ilk alacağım şey hat olurdu dedi. Telefon attı. O çok vizyonsuzmuş ya. Ben giderdim. Alacağım ilk başta villa alırdım abi. Ondan sonra arabalar alırdım. Paranı ben harcayabileceğim her şeyi harcardım ama elimden çıkarırdım. Ama bu hatta alırsa akrabaların, arkadaşların ulaşamayacak bir daha sana. Ya ulaşsınlar abi ya. Ha şöyle derdim. Bugüne kadar size hiçbir faydam yoktu. Bundan sonra da olmayacak. Yani değişim bir şey olmayacak derdim. Ha birazcık kudururlardı. Ha sevdiğim akrabalarım da var şimdi abi. İzleyin falan olur. 400 milyon veriyormuş. Bu 400 milyon sana çıktı. Ne yaparsın? Salon açarım. Yurt dışına giderim abi direkt. İlk hangisini yaparsın? İlk yurt dışına mı gidersin yoksa salon mu açarsın? Yurt dışına giderim. Ne yapacaksın yurt dışına? Nereye gideceksin? Amerika'ya falan giderim abi ya. Orada daha iyi spor şartları. Oraya da akarız abi. Yanar orada. Peki yeni yıldan beklentin ne? Ne bekliyorsun? Abi yeni yıl huzur, sağlık, mutluluk. Sağlık versin ilk başta da. Gerisi zaten yalan ya. Sağlık versin. Peki yeni yıldan beklentin ne? Yeni yıldan beklentim Allah izin versin şöyle bir ciddi ilişki. İnşallah kardeşim. Ya yani çoğu kişi aşk istedi bu sene. Para isteyen çok duymadım. Asıl paraya ihtiyaç var oğlum. Niye para istemiyorsun? Maya mısınız lan? Belalarını istiyor herhalde ondan dolayı. Doğru diyor. Lisabon'un üniversitesini tutturursak sıkıntı olmaz. Oğlum sen zaten maşallah teğmen gibisin. İnşallah olur. İstediğin olur kardeşim. Yeni yıldan beklentim. Abi hiçbir şey beklemiyorum yeni yıldan. Zaten belli durumu, gidişatı biliyorsun. Okul iyi giderse inşallah. Sınıfı geçersek yeni yıldan beklentimiz o. Başka bir beklentim yok. Sınıfı geçmek mi yeni yıldan beklentim? Sınıfı geçmek. Hani aşk maşk yok mu sende? Beklentilerimin arasında zaten ilk başta o var. 2024'ten beklentin ne senin? 2024'ten beklentim bir güzel bir aşk bekliyorum abi inşallah. Yani para bekliyoruz bol bol. İşte başka da bir şey yok abi. Senin beklentin? Abi benim beklentim inşallah daha iyi bir hayat. Ülkemiz için de yani şöyle bir güzel bir düzelsin, böyle toparlanmaya çalışsın. Yani toparlanalım artık. Bir güzel bir ilişki yapalım, böyle kendimize gelelim yani, hayatımızı yaşayalım diye istiyorum yani. İnşallah kardeşim. Senin için? Oo, hayat bitmiş gibi bakıyorsun oğlum ha. Aklım gitti. Parayı düşünüyorum. Öyle parayı kazanacağım ben. Parayı kıracaksın. Geliyor zaten yolda. Vallahi benim değil de ülke olarak barış, huzur, bunları bekliyoruz. İşte görüyorsunuz 12 tane şehidimiz var. İnşallah bunlar son bulur. Ülkemiz refah düzeyine ulaşır. Şu ekonomik krizin bitmesi. İnsanlar gerçekten çok mutsuz. İnsanlar şu anda pazar parasını gelip şu bileti, hiç hayatına bilet almamış insanlar bu sene bilet alıyor. Çünkü umudu buna bağlamışlar artık. Yani bunların geçmesi. Temennimiz iyi bir yere gelsin artık ülkemiz. Sıkıntılar bitsin. İnşallah abi. Çok teşekkür ederiz. Yeni yıldan beklentiniz ne peki? Yeni yıldan beklentimiz. Sağlık, huzur, mutluluk. Aynen, başka hiçbir şey yok. Yeni bir aşk, yeni bir hayat. Başka hiçbir şey yok. Yeni yıldan beklentin ne? Ne bekliyorsun? Abi yeni yıldan beklentim bir manitam olsun abi. Beni sevecek. Beni sevecek manitam olsun abi. Her yıl sap giriyoruz. Daha doğrusu aldatılıyoruz her yıl. Bu yıl sağlam bir aşk istiyorum abi. Evleneceğim yani. İnşallah kardeşim. İnşallah bulursun aradığın aşkı. Bu yeni yıldan beklentin ne 2024'ten? Abi gözünü seveyim, savaş çıkmasın. Ekonomi daha kötüye gitmesin. Beklentim yok aslında. Sadece şu an böyle kalsın yeter benim için ya. Vallahi abi artık solduk, bittik ya. Peki yeni yıldan beklentin ne? Yaşamak. Oğlum çok derin oldu lan.